Vakıflı, muhteşem, bakımlı ve temiz bir köydür. Doğaya ve çevreye saygılı, doğanın korunumuna önem veren, kültürlü, medeni ve sanatkar insanların doğayla bütünleşik yaşadığı benzersiz yerdir. Muhteşem güzellikteki tek Ermeni köyü dışında maalesef Türkiye'nin diğer yerleşim yerleri doğayı korumada sıfır seviyede olduğu anında fark edilir. Hatay'ın Samandağ ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bir Ermeni köyüdür. Onca köyden, onca yerleşim alanından sonra Türkiye'nin tek Ermeni köyü olma özelliğini sürdüren vakıflı, şimdi turistlerin, gazetecilerin uğrak yeri. Vakıflı köyünü ve doğanın kollarına bırakılmış civarındaki Ermeni coğrafyasını çok kısa görüntüleme zamanımız oldu. Vakıflı, Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı yüzlerce yıl Ermenilere ev sahipliği yapmış ve ayakta kalmış tek köy. Musa Dağı eteklerindeki Hıdır Bey Vadisi'nin doğal devamı niteliğinde, Akdeniz'i tepeden seyreden ve Yayla Dağı Suriye sınırına 30 kilometre uzaklıkta şirin bir yer. Ermeniler ve halklarını sevenler için vakıflı bir nefes borusu, bir gönül diyarı olmuştur. Doğasıyla muhteşem köyde, Antakya'da mistik defne ağaçlarının koyu yeşil yaprakları arasından sızan Akdeniz güneşi insan tenine işlediğinde, fışkıran terin bıraktığı tuz sizi rahatsız ederken, imdadınıza Asi Nehri'nin açtığı vadiden geçerek gelen ve denizden esen rüzgar yetişir. Kadınlar evlerinde ürettikleri reçel, defne sabunu, meyve suyu, defne yağı, nar ekşisi, 17 çeşit likör ve şarabı köydeki kilisenin bahçesinde, köyün çay bahçesinde satışa sunuyorlar. Defne ağaçlarının saldığı koku burada insanı eski çağlara götürür. Ve baş döndüren, büyüleyen kokunun sebebi genç ve güzel bir kadın olan mistik Dafne'dir. Bir inanışa göre çok güzel bir kadın olan Dafne, Apollon'la karşılaşır. Daha ilk bakışta ona aşık olan Apollon'dan kaçmaya başlayan genç kadın, çaresiz kalınca ağaca dönüşmek için yalvarır. İşte bu ağaç kokusunu, gençliği ve güzelliğini dillere destan Dafne'den alır. Organik tarıma ağırlık veren vakıflı halkı, likör, reçel, defne yağı gibi ürünleriyle meşhurdur. Meyveleri likör için hazırlanan karışımda 45 gün kavanozda bekleten vakıflılar, kış mevsiminde murt denilen mersin meyvesi, yaban mersini, nar, mandalinadan, yazın ise yaz meyvelerinden likör yaparlar. Köye özgü, konsantre olarak yapılan mandalina şurubunun yapım zamanı 15 Ocak'tır. Vakıflı ve Samandağ yöresine has bir diğer ürün ise organik defne sabunlarıdır. Kışın defne ağacından toplanan meyve kazanlarında saatlerce kaynadıktan sonra yağı suyun üstüne çıkıyor. Pişme işlemi biten sabun, kuruması için daha önceden hazırlanmış olan yüksekliği sabit tahta ya da demir profilden yapılmış olan teknelere süzgeç yardımıyla alınır. Kovalara doldurulur ve kalıplara dökülüp kurutulur. Doğal bir yumuşatıcı ve nemlendirici özelliğe sahip olan bu yağ, saç diplerine sürülüp saçların beslenmesini ve parlamasını sağlıyor. Saç dökülmesi, kepeklenmeye karşı birebir olan defne sabunu, antiseptik özelliğinden dolayı tüm vücut parazitlerine ve mantar hastalıklarına karşı cilde faydalı. Vakıflı kadın kollarının kilise bahçesindeki küçük dükkanda ise organik tarımın ürünlerinden yöreye özgü kireçte bekletme tekniğiyle yapılan reçelleri, ceviz reçeli, kabak reçeli, patlıcan, defne sabunlarını ve zeytinyağlarını satarlar. Köyün tamamını Ermeni asıllı Türk vatandaşları oluşturmasının yanı sıra köyün diğer bir özelliği de köyde organik tarım yapılıyor olmasıdır. Organik tarımla yetiştirilen
portakal başta olmak üzere narenciye ürünleriyle 2004 yılında Türkiye'ye 1 milyon euro ihracat geliri kazandırınca, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Toplumsal ve Sportif Fair Play ödülü ile mükafatlandırılmıştır. Köy Kilisesi, Surp Asvatsatsi'nin yani Aziz Meryem Ana 1997 yılında geniş kapsamlı restorasyonla bugünkü halini aldı. Her yıl kutladıkları Kutsal Doğum, Noel, Surp Duzunund, Kutsal Diriliş Paskalya, Surp Zadik ve Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Yortusu, Surp Asvatsatsin dini törenleriyle geleneklerini devam ettiriyorlar. Tarih ve doğanın iç içe olduğu, zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı yayla köyleri insanı içine çekiyor. Vakıflı köyüne girildiğinde Ermeni taş ustalarının elinden çıkmış, mimarisinin hemen farklılığını hissettirdiği evler dikkat çekiyor. Evler doğa ile bir bütünlük oluşturmuş, çok etkileyici bir doğal güzelliği var, insanı hayretler içinde bırakıyor. Vakıflı köyü, Kadınlar Kolu 2005 yılında 5 kadın üye ile Vakıflı köyündeki kadın istihdamını artırmak, köydeki göçü azaltmak gibi hedefler ile kuruldu ve bugün 27 kadın ile çalışıyor. İlk etkinlikleri aynı yılda düzenlenen kermeste yöresel reçeller, konsantre şuruplar ve nar ekşisi gibi ürünler olmuştur. Bu yöresel ürünler bugün Surp Asvatsatsin yani Aziz Meryem Ana Kilisesi avlusundaki küçük standta satışa sunulmaktadır. Bu köy coğrafyası tarihsel süreçte de muhteşemdir. Antakya'ya rüzgarın kapısı derlermiş Romalılar. Akdeniz'in mavisini, tadını, tuzunu taşıyan rüzgar bir nebze de olsa rahat nefes aldırır ayaktaki ağaca, kuşa, börtü böceğe, gölgesinde yatan insana. Ermeni köyü coğrafyasında başınızı kaldırdığınızda asırlık çınar ağaçları, yeni dünya, erik ve çok sayıda nar ağaçlarını görürsünüz. Sonra iki yanı yeşil bahçelerle kaplı ve kıvrılıp giden yokuşun bir yoldan aşağı indiğinizde bir tarafta Kel Dağı, ucunda Akdeniz ve arkasından Suriye tarafı. Kel Dağı'nın yarısı Saman Dağı'nda, yarısı Suriye'de. Suyun parlayarak akışı, nar ağaçları, zeytinlikler verimli ovadır. İnsanları, hayvanları, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleriyle bir bütün olan doğa bu güzel insanlarla yaşıyor. Bu coğrafyanın bir parçası olarak doğaya saygılı ve koruyorlar.